Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Pişi tarzında olan bu harika kahvaltılığın küçükten büyüğe herkesin damak zevkine hitap edeceğini düşünüyorum. Umarım sizler de deneyip yorumlarınızı bizimle paylaşırsınız. Daha fazla beklemeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 2 tane patates kullanıyoruz. Patateslerin kabuklarını soyup yıkadıktan sonra gelişigüzel doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerini basana kadar su doldurup patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Patatesi kabuklu da haşlayabilirsiniz tabi ama bu şekilde doğrayıp küçülttüğümüz için daha kısa sürede yumuşayıp pişiyor. Patatesler yumuşayınca suyunu süzdürüp ezebiliriz. Patatesleri karıştıracağımız kaba aldıktan sonra püre haline gelene kadar eziyoruz. Ben bardakla ezdim ama ister ezme aparatı isterseniz çatal kullanın fakat tamamen ezildiğinden emin olun. Patatesi güzelce ezip püre haline getirdikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı kuru maya, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurta ve bir su bardağı ılık süt döküp karıştırıyoruz. Son olarak un ekliyoruz. Her zaman kullandığım bardak 200 ml'lik standart su bardağı fakat tekrar etmekte fayda var. Toplamda 2,5 su bardağı un döküp karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyoruz ve hamurun gelişip kabarması için 1 saat bekletiyoruz. Ilık bir ortamda bekletirseniz daha çabuk kabaracaktır ya da akşamdan karıştırıp dolapta bekleterek sabah hazırca kızartabilirsiniz. Hem renk vermesi hem de lezzetlendirmesi için yeşil soğan ekliyoruz. 5-6 tane yeşil soğanı ince ince doğrayıp kabaran hamurun üzerine döküp karıştırıyoruz. Yeşil soğanın atlamamanızı öneririm. Gerçekten çok yakışıyor. Hamurla karıştırdıktan sonra sıkma torbasına doldurup ucunu çok geniş olmayacak şekilde kesiyoruz. Tabi sıkma torbası olması şart değil. Buzluk poşeti gibi düz herhangi bir poşete de doldurarak sıkabiliriz. Tavaya yeteri kadar yağ alıp kızdırdıktan sonra hamuru istediğimiz uzunlukta sıkıp bıçakla kesiyoruz. Hamur kızgın yağın içine düşer düşmez kabarıp 2-3 katına çıkıyor ve hemen kızarıyor. Sıkma işlemini tamamladığımızda hemen çevirmeye başlayalım. İlk sıktığımız hamurlar kızarmaya başladı bile. Sıkma torbasındaki hamur bitene kadar aynı işlemi sürdürüyoruz. Pişi tarzındaki çıtır çıtır bu güzel kahvaltılık iştah kabartan görünümüyle servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.